Örgütü belirlenmiş amaçları ortak çaba harcayarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, gerekli araç gereç, malzeme, yer ve tesisle donatılmış olan ve her birinin görev, yetki ve sorumluluğu belirlenmiş kişiler veya gruplardan oluşan yapı olarak tanımlayabiliriz. Yönetim ise örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçimde ustalıkla uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümüdür. Yönetici, örgütsel amaçlara ulaşmak üzere beşeri, finansal ve bilgi kaynaklarının işletme içerisindeki tahsisini planlayan, örgütleyen, yöneten kişidir yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme ve denetimdir. Yönetimin dört önemli temel görevi vardır. Bunlar örgütün önceden belirlediği hedeflere ulaşması, çalışanları yönetme, örgütün amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkililiği artırmayla yönetim işlevlerini yerine getirmedir. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar yönetim, yönetimin işlevleri ve yönetsel becerilerdir. Bu programı izledikten sonra yönetim kavramını tanımlayarak yönetim kuramlarını sıralayabilecek ve yönetimin görevlerini ve işlevlerini ayırt edebileceksiniz. Bir takım amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli araçların ve ilişkilerin yapılandırılması, örgüt içi öğeler arası eş güdümle örgütün çevresine uyumunun sağlanması gibi örgütsel etkinliklerle ilgili sürekli kararlar alınması, Yönetsel birimlerin varlığını gerekli kılmaktadır. İşletme yönetimi, işletmelerin çevreleriyle uyumlu bir bütün olarak yaşamını sürdürmesi, yüklendiği işi yerine getirebilmesi için işletmelerde yerine getirilen yönetsel işlevlerin yönetim biliminin sunduğu araçların ustalıkla ve sistemli bir şekilde kullanılarak gerçekleştirilmesi ve böylece saptanan amaçlara yönelik akılcı davranışlarda bulunulmasıdır. İşletmelerde yönetim etkinlikleri çeşitli düzeylerde gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, tepe yönetim, üst düzey yöneticiler, başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı, koordinatör, orta düzey yönetim ve ustabaşı yönetsel düzeylerden bazılarıdır. İnsanlık tarihinin en eski olgularından birisi şüphesiz ki iş bölümüdür. Örgütler belirli ihtiyaçları ve amaçları karşılamak üzere kurulurlar. Amaçları olmayan bir örgüt düşünülemez. Mal ve hizmet üretmek için iş bölümü yapılarak bir araya gelecek insanların çalışma yerleri, araç, gereç, malzeme ve tesisleri olması gerekir. O halde örgütü belirlenmiş amaçları ortak çaba harcayarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen gerekli araç gereç, malzeme, yer ve tesisle donatılmış olan ve her birinin görev, yetki ve sorumluluğu belirlenmiş kişiler veya gruplardan oluşan yapı olarak tanımlayabiliriz. Örgüt kavramı en genel anlatımla insanlardan oluşan bir topluluğu tanımlar. Ancak örgüt gelişi güzel bir şekilde bir araya gelen insanlardan oluşan bir topluluk değildir. Örgütü bu şekilde oluşan bir topluluktan ayıran üç önemli özelliği bulunur. Topluluğun oluşum şekli ve nedenleri, bir araya gelen insanlar arasındaki ilişkilerin yapısı ve bir araya gelen insanlar arasındaki inanç ve değer paylaşımıdır. Örgüt bireyin yaşama gücünü artırır. Kişisel amaçlarına olumlu katkılarda bulunurken sosyal olarak toplumda prestij kazanmasını sağlar. İnsan yaşamı süresince birden fazla örgütün üyesi olmaktadır. Örneğin, bir kimse bir ailenin, bir dinin mensubu olduğu kadar bir şehrin, bir mesleğin, bir kulübün veya derneğin üyesi, bir okulun öğrencisi, bir siyasi partinin üyesi de olabilir. Örgüt üyelerinin gerek örgüt içi bireysel ve gerekse birbirleriyle karşılıklı ilişkilerinde uymak istedikleri davranış kurallarına normlar denir. Bu normların bir kısmı yazılı olarak ifade edildiği gibi biçimsel olarak da meydana getirilebilir. Biçimsel açıdan bakıldığında örgütler, makine üreten örgütler, Dayanıklı tüketim malları üreten örgütler ve tüketim malları üreten örgütlerdir. Hizmet örgütleri toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmek için kurulmuşlardır ve çoğunlukla kamu kuruluşlarıdır. Sağlık, eğitim, bayındırlık gibi devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Güvenlik örgütleri devletin savunma ve güvenlik görevlerini yerine getirmek için kurulmuşlardır. Savunma, kolluk koruma gibi hizmetleri yürüten bu örgütler hizmet örgütlerinden daha değişik bir yapıdadır. Meslek örgütleri bir meslekten, bir iş yerinden, bir çalışma alanından ya da aynı tür üretim yapan kişilerden oluşan örgütlerdir. Dernek, sendika, kooperatif, oda, siyasal parti, birlikler gibi örgütler bu kümeye girerler. Aracı örgütleri, üretim örgütleri ile tüketici arasında ilişki kuran örgütlerdir. Aracı örgütler depolama, pazarlama, reklam gibi hizmetleri sunarlar. Yapılarına göre örgüt türleri ise mekanik örgütler ve organik örgütlerdir. Örgütler amaçları bakımından da birbirinden farklılaşabilir. Ekonomik amaçlı örgütler, insanların gereksinimlerini karşılayan tüm mal ve hizmetleri üreten, onlara sunan ve kullanım sürekliliği sağlayan örgütlerdir. Siyasal amaçlı örgütler, sahip olunan tüm toplumsal kaynakların kullanım kararlarını oluşturmaya ve uygulamaya çalışan bu süreçte gerçekleştirilen yönetsel etkinliklerde yer alan doğrudan iktidar arayışında olan veya iktidarı etkileme amacı güden örgütlerdir. Sosyal ve kültürel amaçlı örgütlerse doğrudan ekonomik ve siyasal amaç taşımayan diğer toplumsal yapı birimleridir. Bunlar toplumsal yaşamın düzenliliğini sağlayan, toplumsal yapının korunmasını toplumsal yapının çeşitli parçalarının bir arada tutulmasını, toplumsal yapıdaki değişmenin hızlandırılmasını ve yön değiştirmesini, toplumsal yapının sürekliliğini amaçlayan örgütlerdir. Yönetimin dört önemli temel görevi vardır. Bunlar, örgütün önceden belirlediği hedeflere ulaşması, çalışanları yönetme, örgütün amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkinliği artırmayla yönetim işlevlerini yerine getirmedir. Yönetim bir çırpıda olup biten bir olgu değildir. Yönetim çeşitli evrelerden, aşamalardan oluşan bir süreçtir. Daha açık bir ifadeyle yönetim iç içe geçmiş çeşitli süreçlerden oluşur. Yönetimi bir süreç olarak ele alıp incelediğimizde türü, uğraşı alanı, büyüklüğü ne olursa olsun tüm örgütlerde yönetim sürecinin öğeleriyle karşılaşabiliriz. Bu konuda yönetim bilimciler arasında bir birlik bulunmamaktadır. Yönetim bilimcilerden Gulick ve Örvik, yönetsel işlevleri Popeyu Kohama formülü ile açıklar. Formülün açılımı, planlama, örgütleme, personel yönetimi, yürütme, koordinasyon, haberleşme ve mali yönetimdir. Planlama, yöneticilerin örgütsel hedefleri belirlediği, bu hedeflere ulaşmak üzere atılacak adımları tanımladığı, Belirlenen faaliyetleri yerine getirmek üzere belli kişilere veya birimlere sorumluluk verdiği, hedeflerle elde edilen sonuçları kıyaslayarak örgütsel başarıyı ölçtüğü ve düzenli olarak işletme planlarını gözden geçirdiği biçimsel bir süreç olarak tanımlanabilir. Planlama sayesinde örgüt, amaca dönük olarak kullanılacak olan farklı yöntemlerin olası sonuçlarını da öngörebilir. Bu sayede örgüt belli bir yönteme odaklanıp kaynaklarını bu yönteme tahsis etmeden önce her bir seçeneğin uygulanabilirliği üzerinde düşünme fırsatı bulabilir. Planlama sürecinin dört basamağı vardır. Bunlar, mevcut durumun değerlendirilmesi, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, zamanlamanın belirlenmesi, planlama hiyerarşisinin sağlanması, örgütleme, örgütsel amaçlara ulaşmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle örgütleme, biçimsel yetki yapısının oluşturulmasını esas alır. Örgütleme ile ilgili faaliyetler bir süreci ifade eder. Bu süreç, amaca ulaşmak için gerekli faaliyetleri belirlemek, faaliyetleri anlamlı ve etkili bir şekilde gruplandırmak, grupları belirli örgüt birimleri ve kadroları haline getirmek ve kadrolara ait görevleri yürütecek çalışanları belirlemektir. Yöneltme, Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere işletme içerisinde çalışan bireylerin güdülenmesi, etkilenmesi ve yönlendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Örgütün stratejik vizyonunun tanımlanması ve bu vizyonun örgüt içerisindeki yayılımının sağlanması da liderlik işlevinin görevleri arasında sayılabilir. Yöneltme işlevinin önemli görevlerinden biri de çalışanların geliştirilmesidir. Çalışanların geliştirilmesiyle kastedilen örgüte çalışanların alınması… Bu çalışanların eğitilmesi, desteklenmesi ve ödüllendirilmesidir. Aynı geliştirme faaliyetleri yöneticiler için de geçerlidir. İnsan faktörünün örgütün en değerli varlığı olduğu unutulmamalıdır. Denetim, hedefler üzerinden işletme performansının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Hedeflerden sapma olduğunda sapmalara müdahale edilmesi ve düzeltici adımların atılması denetim sürecinin parçasıdır. Performansın örgütsel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını izleyecek denetim sistemleri olmaksızın örgütün hedeflediği rotasından sapması hiç zor olmayacaktır. Denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere yöneticiler, stratejilerin uygulanması sürecinde işletmenin ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu izlemek üzere gerçekleşen performansla yapılmış olan planların karşılaştırılmasından sorumludur. Örgüt içerisindeki denetim süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar Standartların belirlenmesi, performansın ölçülmesi, performansla standartların karşılaştırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltici adımların atılmasıdır. Örgütler, belirlenmiş amaçları ortak çaba harcayarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, gerekli araç gereç, malzeme, yer ve tesisle donatılmış olan ve her birinin görev, yetki ve sorumluluğu belirlenmiş kişiler veya gruplardan oluşan yapılardır yönetimin dört önemli temel görevi vardır. Bunlar, örgütün önceden belirlediği hedeflere ulaşması, çalışanları yönetme, örgütün amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkililiği artırma ile yönetim işlevlerini yerine getirmedir. İşletme yönetimi, işletmelerin çevreleriyle uyumlu bir bütün olarak yaşamını sürdürmesi, yüklendiği işi yerine getirebilmesi için işletmelerde yerine getirilen yönetsel işlevlerin, Yönetim biliminin sunduğu araçların ustalıkla ve sistemli bir şekilde kullanılarak gerçekleştirilmesi ve böylece saptanan amaçlara yönelik akılcı davranışlarda bulunulmasıdır. Biçimsel açıdan bakıldığında örgütler, makine üreten örgütler, dayanıklı tüketim malları üreten örgütler ve tüketim malları üreten örgütlerdir. Bu örgütler kar amaçlı örgütlerdir ve insan ilişkileri azdır. Bu programda yönetim ve yönetici kavramı, örgüt kavramı, sistem kavramı, yönetimin görevleri, yönetimin işlevleri, örgütleme, liderlik yapma ve denetim konularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sosyal Hizmet Yönetimi ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.